Herkese selamlar. Bugün dünyadaki trendleri takip etmenin 3 tane yolundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu niye önemli? Yani niye dünyadaki trendleri özellikle takip etmelisiniz? Çünkü şu anda Türkiye'deki eğitim döneminde, eğitim düzeninde maalesef geçerli bilgiler, güncel bilgiler o kadar da iyi ifade edilemiyor. Dolayısıyla sizlerin mutlaka böyle dünyada neler olduğunu, Amerika'da, Almanya'da, Japonya'da nelerin konuşulduğunu bilmeniz lazım. Çünkü diğer türlü maalesef dünyadaki sistemi tanımıyorsunuz, tanıyamıyoruz ve bu da bizim ya da sizlerin yurt dışında iş bulmasını ya da yaptığı işlerin global bir karşılık bulmasını engelliyor. Dolayısıyla bizim işte sürekli seminerlerimizde, eğitimlerimizde vurguladığımız şey mutlaka buradaki konuşulanlardan ziyade acaba yurt dışında neler konuşuluyor bunları incelemek, bunların peşinden koşmak. İşte bunun da pek çok yolu var bizim uyguladığımız. Bunlardan 3 tanesini sizlere bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi arkadaşlar bu kapsamda ilk tavsiyemiz Google'da aratacağınız anahtar kelimeleri belirlemek. Şimdi bilgi herkes için var, tamam mı? Yani bilginin kendisi zor bir şey değil. Ama şu anki dünyada yeni ekonomide kilit nokta neyi nasıl aratacağını bilmek. Yani bugün işte sizin bölümünüzle ilgili o birkaç tane kelimeyi araştırıp bunları bulmak çok zor değil. Ama onların yanına ekleyeceğiniz anahtar kelimeler çok daha değerli. Ne gibi? Mesela yapay zeka gibi. Ne gibi? Mesela ChatGPT şu anda konuşuluyor gibi. O zaman ne yapacaksın? Mesela şu anki gündem maddeleri. ChatGPT, Artificial Intelligence, yapay zeka, büyük veri, big data. Bunları böyle bir kağıda yazıp 5-6 tane madde, birkaç tane de affedersiniz, daha güncel maddeler. Nedir? Bu işte kariyer fırsatları, career opportunity. Bu tarz İngilizce kelimeleri belirleyip 10 tane her hafta bunları araştırın. Mesela pazartesi günü olsun bu sabit gününüz. Bu sabit günde 2 saatinizi sadece bu işe ayırın mesela. Böylece şuna bakacaksınız, göreceksiniz. Acaba dünyada bununla ilgili hangi makale yayınlandı mesela? Eğer böyle gerçekten konuşulan bir makale yayınlandıysa zaten ön planda çıkar. Onun haberleri vesaire yer alır. Ya da mesela bununla ilgili gerçekten böyle dikkat çekici bir video varsa bunu görürsünüz aynı şekilde. Çünkü ön planda çıkar onlar da. Dolayısıyla bu takip, bu gündem takibi sizin güncel konuları daha iyi yakalamanızı sağlar. Ha, Türkiye'de mesela bununla ilgili içerik zaten üretilmiyor bu bölümde. Çünkü niye? Tabii insanlar da haklı biraz. İçerik üreticileri de haklı. Çünkü Türkçe bir şey yaptığında onun karşılığını bulamıyorsun. Ne bir bağış alabiliyorsun ne de işte bir reklam geliri vesaire oluyor. Çünkü çok daha dar bir konu o. Ama mesela yurt dışındaki içerik üreticileri bunun karşılığını buluyorlar. Gerek işte reklam geliri biraz da tatmin edici oluyor. Gerek bağış vesaire alabiliyorlar derlerden. Dolayısıyla orada bir şeyler yapma şansınız çok daha yüksek. Ben arkadaşlar bu sebeple mutlaka her hafta bunu yapmanızı öneriyorum. Mesela biz bir dönem Instagram sayfamızda bütün bölümler için haftalık gelişme raporu yayınlıyorduk. İşte bu hafta neler oldu bu bölümde gibisinden. Orada mesela kaynağımız buydu işte. Tabii biz bunu 5-6 farklı dilde yapıyorduk. İşte Almanca, Portekizce. Yani siz de bunu yaparsanız tabii ki Ali Ülala olur. Yani çok daha güzel olur. Niye? Bugün İngilizce değil de sadece yanına İspanyolca, Portekizce eklediğinizde belki 3-4 kat daha fazla materyal bulursunuz. Ha, diyeceksiniz ki ben o dilleri bilmiyorum hani doğal olarak nasıl yapacağım? O da bence arkadaşlar Google çeviriyle mümkün açıkçası. Yani üstten o yerli imlecinden Google Translate'i seçtiğinizde zaten bütün bilgiler bir şekilde anlaşılıyor sizin için. En azından temel seviyede. Dolayısıyla eğer bir tık daha vaktiniz varsa bir fazladan bir saatiniz daha bence bunu işte İspanyolca gibi, Japonca gibi içeriğin daha fazla olduğu diğer ikinci, üçüncü dillerde de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci maddemiz arkadaşlar LinkedIn'de sektörel gruplara üye olmak. Bu da yine çok çok değerli ve kıymetli aslında. Çünkü bu sektörel gruplara üye olduğunuzda aslında orada neler konuşulduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Tabii bunun iki farklı saç ayağı var. A maddesi buydu. B maddesi ise arkadaşlar burada inanılmaz bir network imkanı da var. Ya mesela siz giriyorsunuz bir gruba, İsviçre'den bilim insanları var ya da işte Amerika'dan çeşitli profesörler var. Şimdi o insanlarla aynı yerde olabiliyorsun ve o insanlara kendini kanıtlayabiliyorsun. Kendi bilgini, bir deneyimini, işte düşüncelerini pazarlayabiliyorsun. Bu çok değerli bir imkan. Ve öte yandan zaten doğru gruptasın. Önemli olan nokta bu. Ha, bunun için de yapmamız gereken şey mutlaka araştırmak. Yani bu konuyla ilgili anahtar kelimeleri her hafta araştırarak acaba bu konuyla ilgili grup var mı? İş ilanı var mı? Bunları araştırmak. Çünkü mesela buralarda yer aldığınızda oradaki network, ikinci ya da üçüncü bağlantılar size aslında yine çeşitli iş imkanlarını getirtebilir. Ya bunu tek boyutlu bakmamak gerekiyor. Evet, önceliğimiz dünyayı takip etmek, gündemleri görmek
Ama öte yandan bunun bize çeşitli artıları da olabilir. Ama işte bu çeşitli artıları ilk başta düşünmemek gerekiyor. Zaten bence başarıya giden yoldaki en temel noktaların bir tanesi bu. Evet, çok boyutlu düşünmeye bir altyapımız olacak. Zihniyetimizi buna göre evireceğiz. Ama olaylarda net bir çıktı beklemeyeceğiz hiçbir zaman. Bunu Steve Jobs şey diyor ya, yine çok kullanırım bunu da. Noktaları ileri doğru birleştiremezsin. Onlar geriye dönük olarak kendiliğinden bir araya gelirler diyor. Biraz bu mantık aslında. Siz de bu LinkedIn'deki gruplara girdikçe aslında zaman içerisinde başka başka artıların olduğunu göreceksiniz. Mesela bir örnek vereyim. Aklıma gelen kısa bir örnek. O grupta çeşitli profesörler var işte vesaire. Birisi de dedi ki, ya işte falancı hanım, falancı bey, siz bu konuda gerçekten güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Türkiye'den birisi olarak. Siz dedi işte, gelin benim dersimde Zoom'dan şu konuyu bir anlatın. Yarım saat mesela. Şimdi alın size müthiş bir fırsat. Yani kalkıyorsunuz İsviçre'deki bir okula, mesela yarım saat boyunca işte yapay zekanın bölümünüze ilişkisini anlatıyorsunuz. Ya da ChatGPT'nin bölümünüze olası etkileri anlatıyorsunuz mesela. Şimdi bakınca ütopik geliyor, farkındayım. Yani ben Türkiye'deki işte falanca şehirdeki falanca semtteki birisi olarak kalkıp oraya niye sunum yapıyorum? Niye benden bunu istiyorlar? Çünkü böyle damıtılmış bilgi diyeyim, rafine bilgi herkesin merak ettiği konular değildir. Dolayısıyla bunu bulan insanlar birbirlerine çok daha fazla önem verirler. Bu da arkadaşlar emin olun ki size birkaç sene içerisinde çok güzel imkanları sağlayacaktır. Üçüncü ve son maddemiz YouTube'daki sektörel videolara yorum yapmak. Şimdi bölümünüzle ilgili videoları araştırdığınızda YouTube'da şunu göreceksiniz. Aslında çoğu çok fazla izlenmeyen videolar. 100 izlenmiş, 150 izlenmiş, 200 izlenmiş vesaire böyle videolar. Tabii bunları bulmak için biraz zaman harcamak lazım. Çünkü YouTube algoritması hep daha fazla izlenenleri ve sizin eski izlediklerinizi ön plana çıkartıyor o kelimelerde. Ama bunlardan biraz daha sıyrılıp bir 5-6 dakika araştırma yaptığınızda bu tarz böyle arkadaşlar keşfedilmemiş alanları bulabilirsiniz. Ve buna şey diyorlar biraz, aslında scout diyorlar futbolda. Böyle bilinmemiş, henüz bilinmeyenleri keşfetmek, potansiyeli keşfetmek. İşte bu tarz kanalları, videoları keşfettiğinizde onlara yorum yapın mesela. Çünkü oraya yorum yaptıkça oradaki içerik üreticisiyle bir bağlantı kuracaksınız. Onunla bir diyaloğunuz oluşacak. Zaten 50-100 izlendiği için videolar yorum yapar. Hani görür onları, karşılık verir. Ki ben de mesela bunu yapıyorum, örnek veriyorum. Dolayısıyla buradaki insanlarla bir network oluşturduğunuzda hem o dünyayı yine daha iyi keşfedersiniz, hem bir network oluşur, hem de bir içerik üreticisiyle konuşmanın verdiği o farklı düşünce hazırlığını görebilirsiniz. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ben açıkçası bu trend takibini çok kıymetli buluyorum. Ve hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'de derslere çok çalışmaktansa bunu yapmanın çok daha kıymetli sonuç vereceğini düşünüyorum. Tabii ki bu okulu boş verin, dersleri önemsemeyin gibi bir şeyden değil. Böyle bir noktadan asla bahsedemem. Ama yani derslerle tren takibi arasında bir denge kurmanızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Benim anlayacaklarım bu şekilde. Eğer bunlara katılmadığınız, yanlış bulduğunuz, işte başka bir fikir varsa mutlaka paylaşın bizimle. Çünkü ben bu farklı fikirlerden besleniyorum ve bu farklı fikirler beni kesinlikle daha iyi bir seviyeye getiriyor. O yüzden bunları seviyorum. Bunun haricinde eğer böyle katıldığınız, şey güzel gördüğünüz, ilham verici fikirler varsa bu video içerisinde onları da yazın. Onlar da ne yalan söyleyeyim yine mutlu ediyor. Genel olarak bu şekilde, son olarak videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bir YouTube gereği olarak önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.